Kardeşlerim, tabii ki benim için de son derece heyecanlı bir andı. 5 yıl beraber çiğin çiğine, kat ettiğimiz bu mesafe başa çatır ve artık siz müstakil hayata atılırsınız. Şüphesiz ki bu liderin özüne mahsus şirin ve çetin hayatları olmuştur. Ve biz bu çetinliklere birliktesine geldik. Ve o güzel günleri, bu güzellikleri sizinle paylaştık. Bizler, belirlerimiz olarak her zaman size bildiklerimizi öğretmeye çalıştık. Çünkü bilirsiniz, bir insanın, her bir şahsın, evlatları, onun soyunun, öyle bir insan ki sadece Adem Ağacımızda değil, dünyanın her yerinde açlıktan ölen, susuzluktan eziyet çeken, ve muharebenin o avuç içinde helak olan insanların ağrısını öz ağrımız gibi hisseder. Öyle bir insan ki geçtiği zaman, gelecekte hayatta faaliyet gösterdiği zaman yakışır, korku olsun. Atasına, anasına, valilerine, baba ailelerine daima ölmez sileye başlar. Ve ehbabı dost olarak hayatta ad kazansınlar. Bizim esas amalımız bundan ibaret. Şüphesiz ki siz dört hayatınızın en mehsuldar çağını yaşıyorsunuz. İnanın ki üniversitede elde ettiğiniz, auditoryalarda elde ettiğiniz bu bilgiler size hayatta daha büyük uğurlar elde etmek için ciddi temel teşkil edecektir. Ona göre biz her zaman size bunu temin etmeye çalıştık ki bu dövrün, bu gençlik illerinin kadrini bilesiniz. Çünkü şüphesiz ki hayatın sonraki dövründe onun özüne mahsus kaygılar vardır. Bu insanın bile bir belli mesele patlatmaz diye. Hayat alemdir her şeyden üstün, hayat alemidir her şeyden üstün, canlılık görünür en kıymetli gün. Hayattan yakışı şey dünyada nedir? Gençlikten güzel şey bir efsanedir. Ve inanırım ki Kafkas Üniversitesi'nde elde ettiğiniz, ister peşe bilgileriniz, isterse de bir insan kimi, kamil insan kimi, o güzel keyfiyetleriniz size hayatta hemşe kapıları açacak, yüzünüze kapıları sonuna kadar açacak. Ve siz hayatta layık olduğunuz o yeri tutar edeceksiniz. Şüphesiz ki burada ben sizleri emanet etmiş vadilerimize, demek isteyelim ki onlar 5 yıldır sizleri bizim üniversitemizde istikametlendirdiler. Ve inanıyorum ki onlar bu seçimde yanılmamışlar ve biz bu etimadı doğrulmaya çalıştık. Bugün şüphesiz ki sadece sizin değil hem de onlar için sevinçli bir gündür. Ve ben bu münasebetle sizi tebrik ettikten sonra aynı zamanda validenlerinizi tebrik etmek isteyelim. İsteyelim ki onlar çektikleri zahmetin bahresini görsünler. Sizin uğurlarınızla daima sevinsinler ve sizin gelecekte daha hoşbek olduğunuz anların şahidi olsunlar. Aynı zamanda ben fırsatten istifade edip çok vaktinizi almamak şartıyla bugün bizim bu tedbirimizde iştirak eden İsir Erendiz Kutlarımızın ölçemizdeki sefiri Cenab-ı Yusuf Ahmet İbrahim Eşref Rabi'ye teşekkür etmek isteyelim. Hem şimdi Saudi Arabistan'ın kaldığının ölçemizdeki sefiri Cenab-ı Ali Hasan Cafer Bey'e teşekkür etmek isteyelim. Ve nihayet yine bizim dostumuz, üniversitemizin yakın dostu, İrak Respublikası'nın Azerbaycan'daki sefiri Cenab-ı Erşaf Ömer İsmail'e teşekkür etmek isteyelim. Onlar bu günün sevincini, sizin sevincinizi paylaşmak için buraya gelmişler. Ve bu sevinci bizimle birlikte yaşıyorlar. Ben onlara fakültemiz adından ve sizlerin adından teşekkür etmek istiyorum. Ve inanırım ki siz bu günü, bu tarihi günü hiç zaman unutmayacaksınız. Ve son olarak, son bir cümlede bu yıl bizim 3 bölmemiz mezun verir. Türk Dil Edebiyatı, Arap Dil Edebiyatı ve İngiliz Dil Edebiyatı. İngiliz Dil Edebiyatı kalitesini, o bölümün kalitesini size tebrik etmek isteyen
ve inanırım ki bundan sonra hem bölmemiz, başta Friedrich Alexander Magil Bey olmakla, bölmenin bütün emektaşları Azerbaycan dilinde, Azerbaycan'da İngiliz dili sahnesinde kadro hazırlığına öz köfelerini verecekler. Ve bu fırsatten istifade ederek yine bizim aramızda olan bizim şair, dostumuz Ulan Rıza Tebrizi'ni ben salamlamak isteyelim. Onun İngiliz derecatının bölmenin faaliyetinde, bu bölmenin inşaatında, en zamanda terörlerimizin geçmesinde de büyük emeği olmuştur. Ve bunu da sizin huzurunuzda sizlere belirtmek isterim. Ve hangisi özel gün münasebetle tebrik edin ve mezunlarınıza yolunuz ve kertiniz açık olsun. Sadece tebrik için çıktım. Ancak hakikaten çok alametdar bir gündür. Biz İngiliz dilinde mezun vermesini çok memnunlukla karşıladık. Onları da ayrıca tebrik ediyorum. Biz Türk dili olarak epey bir seneden beri mezun veriyoruz, alıştık. Bu bakımdan ben bütün mezunlara gerek Türk dili, gerek Arap dili ve İngiliz dili mezunlarına mezunları tebrik ediyorum. Ömür boyu can sağlığı diliyorum. Valideynlerimi de ayrıca tebrik ediyorum. Kendilerine can sağlığı diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Talebelerimize bundan sonraki hayatlarımla uğurlar arzuluyorum. İnşallah her yerde başarılı olarak işine devam edeceklerim. Saygılar. However, the
faculty aside, tonight is a unique and very special night for the Department of English Language and Literature. For our department, the like of this night can never happen again. Nor for students, nor for lecturing staff in the department. Tonight is unique because it marks the night in which the department is graduating its first group of baccalaureate students. Thus, for us in the department lecturing team, it is a time to reflect on the work that we have done to help our graduates on their way to their future, and hope and pray that we've done enough to give these students a successful start for their career away from the confines of this university. These young adults are first-year students who entered this university 4 years ago as boys and girls, have managed to stay the course. Our first students staying the course and completing their years of study. For that reason, they are our first and special graduates. These students, or if I may be permitted to so call them, my students, entered this university in their callow youth and year by year mature into fine young adults. When these Dell graduating students entered the university in 2003, I was the only contact they had with literature. And in those days, we saw a lot of one another. Through the 4 year period of education in the department, we have gotten to know each other quite well. And I believe there is a mutual respect between us. No matter how many Dell graduations I might attend in the future, none of them will be like tonight. Because I do not think I will ever have a relationship with any other group of students like that which I have had with these students. The behavior of this group of students has impressed me. I have never seen any arguments or trouble develop between them. They have gelled together as a very pleasant group of young people with whom it has been a pleasure to work. For any one of these Dell students, I would be proud to say that he or she is my son or daughter. I am very pleased and happy that our Dell fifth year students have successfully reached this graduation and find their way in the world. But I am really sorry to have to watch them leave the university. I shall miss them. During the past 4 years, my students, I have watched you mature while you have watched me grow old. My darling kids, I kiss your eyes. Duygular karma karışık.
Sevinç değil, ona göre ki 5 yıldır birlikte olduğumuz azizlerimiz, talebelerimizden bir noktada aygıt kelimesini kullanmak istemiyoruz. Ama çok sık göremeyeceğiz. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Ben şahsen onu yaşıyorum. Sevinçliyiz. Ona göre ki 5 yıldır birlikte olmuş olduğumuz bu talebelerimizi belli bir seviyeye bölümdeki arkadaşlarımızla beraber çiğin çiğine güzel Azerbaycan'ımıza, milletimize, memleketimize, vatanımıza, bayrağımıza liyakatli bir vatandaş gibi yetiştirme adına yetiştirmiş olduğumuz veya yetiştirmeye çalıştığımız bu talebelerimizi Azerbaycan içtimaiyatına insanlığa takdim etmenin sevincini yaşıyoruz. Ben fazla sözü uzatmayacağım. Çok kalabalık, hakikaten çok teşekkür ediyorum vadilerde iştirak edenlere. Ancak çok rahat olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir Arap şairi diyor ki Es-semâ'u ma'al-a'zâ'i ma'al-a'zâ'i tayyibatın. Sema gökyüzü düşmanlarla olanda çok daha olur. Sem-ül hıyâti ma'al-a'zâ'i meydâ'ı. İğnenleri ise sevenlerle, dostlarla, muhitlerle bir yer olanda meydâ'ıdır. Ben öyle zannediyorum, her ne kadar kalabalık olsak da burası bizim için meydan. Çünkü biz birbirimizi seviyoruz. Çünkü biz talebelerimizi seviyoruz. Biz valideynlerimizi seviyoruz. Çünkü biz Kafkas ailesiyiz. Mezun diyoruz, mezun olacaklara. Mezun kelime manası izni demek. O talebelerimiz 5 yıl okudular. Şu anda muhakkati izni ayrılıyorlar. Ama onlar hayatı boyunca Kafkas Üniversitesi'nin mezunu olarak hayatlarına devam edecekler. Ve burası onların artık birinci de değil ama ikinci evi. Her zaman gelecekler, gidecekler, görüşecek. Kapımız üniversitemizin kapısı, fakültemizin kapısı, bölümümüzün kapısı hepsine arzdan kadar açık. Ben teşekkür olarak valideynlere teşekkür etmek istiyorum. O güzel evlatlarını itibar edip bize emanet ettiler. Biz de bu emanete liyakatle, mümkün olduğu kadar sadakatle onlara sahip çıkmaya çalıştık. Gözlerini kırpmadan bizlere emanet eden, evlatlara emanet eden valideynlerine teşekkür ediyorum. Buraya teşkil ettikleri için teşekkür ediyorum. Mezunlarımıza ise yine bir Arap şairinin şiiriyle nasihatını kısaca noktalamak istiyorum. Arap şair diyor ki يَبْنَ آدَمْ اَحْبِبْ مَا شِكْتَ فَاِنَّكَ مُفَارِبُ Ey Ademoğlu, sevdiklerinin özünü sev. Gün gelecek sen onlardan ayrılacaksın. Gün gelecek onlardan ayrılıp gideceksin. وَعْمَلْ مَا شِكْتَ فَاِنَّكَ مُلَاقِيمُ Bu dünyada iş yap, amel et, hayırlı işler işle, insanlığa, vatanına, milletine hayırlı işlerle bulun. Çünkü gün gelecek sen o yapmış olduğun hayırlı işlerle adını yaşatacaksın. Ben mezunlarımıza bu ümit ve ümniyeyle hayata atılmalarını, hayatta her işe güzeli, iyiyi temsil etmelerini, iyinin yanında olmalarını nasihat olarak bir büyük tavsiye olarak tavsiye ediyorum. Hepsine, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sizlerle çok yakından tanıdığımız ve bizim için gece gündüz çalışan
kadar kalıcı esirgemeyen değerli müellimlerimiz her geçen gün 50 derecelerine yenilerini alıp edildiler. Son iki yılda doktor 50 derecesini kazanan hürmetli müellimlerimiz, hürmetli doktor Erdoğan Karaman Bey, hürmetli doktor Ömer Bayram Bey, İkinci meselemiz de insan
oğlunu askere gönderirken, oğlunu yurt dışına gönderirken veya kızını veyahut da mezuniyet töreninde ağlar. Ben bugün onu da gördüm. Çok değerli muallimimiz Alexander Bey dedi ki biz bu süre içerisinde bir sevgi yumağı oluşturmuşuz. Bu ne mutlu bize. Gerçekten bugünümüz bizim için sadece mezuniyet töreni değil, çok daha anlamlı konuları içermektedir. Bir de bu sene bir yenilik yaptık, onu da sayın valideynlerime ve kıymetli mezunlarımıza aktarmak istiyorum. Biz daha önceden bu törenleri çok geniş sahalarda yapardık. Respublika Sarayı'nda Çağ Öğretim adına yapardık ve sadece ben konuşurum. Mezunlarımız da sıraya girer ve daha sonra ayrılırlardı. Biz artık dedik ki yeterli sayıya ulaştık. Mezunlarımızı hayata gönderirken tek tek onların ellerini sıkmak sizlere nasip oldu. Son olarak sevgili gençlere bir öğütüm olacak, onu okumak istiyorum. Kafkas Üniversitesi'nden aldığınız bilgileri hiç yorulmadan, durmadan Azerbaycan'ın ve insanlığın inkişafı için kullanın. Hayatınızın her döneminde bilgilerinizi yenilemeyi sürdürün. İntibatı değiştirecek en ufak bir davranış içine girmeyin. Kaybedilen itimadı yerine tekrar yerleştirmek çok zordur. Yaptığınız her iş mükemmel ve eksiksiz olsun. Vatan, millet için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamayı, iyi bir vatandaş olmayı, büyüklere saygılı, küçüklere sevgi dolu, mütevazi ve her zaman yapıcı tavrınızı hiç değiştirmeyiniz. Muallimlerinizin vermiş olduğu insanı insan yapan yüce değerleri her zaman rehber yapınız. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Muhterem valideynler, sizlerden almış olduğumuz emanetleri artık size teslim etme zamanı geldi. Ümit ediyorum ki buna muvaffak olmuşuzdur. Siz muvaffak olup olmadığınızı yüksek sesle muvaffak olduğunuz veya olmadığınız şekilde söyleyin lütfen. Muvaffak olduysak ne mutlu bizlere, olamadıysak ne yazık bizlere. Her iki ülke arasında köprü vazifesi görmesi amacıyla Türkiye ve Azerbaycan iş adamları tarafından kurulmuş olan Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, Profesör Malimler ve Mütevelli Heyeti ve diğer çalışanlar adına hepinize şükran ve saygılarımı sunarım. Yaşasın Azerbaycan Türkiye kardeşi. Yasemin Ömeroğlu.
verilen bu meslekler arasında devam karşısında birinci olan talebeler.